Geyik'te YouTube kanalımıza hoş geldiniz canlılar. Bugün kim var? Hürriyet Kelebek Gazetesi'nin başarılı muhabiri, emekçisi, röportajcısı, bütün ünlülerle röportaj yaptı. Bilinmeyenlerini sordu, bilinmeyenlerini öğrendi. Anıl, kim geldi? Sadece gazeteci değil, pedagog, eğitimci, yazar, ne ararsan var. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tülay Demir, hoş geldin ya. Çok teşekkür ederim. Ne yaptın bu kadar? 10 parmağında 10 marifet. Bir de röportaj. Gazetede röportaj yapıyorsun. Başarılı gidiyorsun. Bir de diyorlar ki senin için dişi Ayşe Arman diyorlar. Ben diyorum ki o Tülay Demir diyorum. Ayşe Arman farklı, Tülay Demir farklı. Yanlış mıyım? Eksiksiz söyledin ve yaptığın röportajlar o kadar tatlı ki. İçinde şey yok. Aynı tuş kilidi gibi. Aynen ya. Ayşe Arma bulamayız ya şimdi. Onlar çok eski. Eğlenceli, kavga yok, dövüş yok. Çok tatlı. Ayşe Arma'nın bu içine şey... ne güzel dedi. Miladı doluyor dedi. Hayır. Gel gel. Ben çok daha yeniyim evet. Bu işte. Ama iki sene oldu. İki sene oldu ama. İki sene evet. İki sene oldu ama gerçekten 20 yıldır varmışsın. Hayır aslında iki senenin öncesi var. İki senenin öncesi de iki yıl köşem evet, vardı. Evet köşe var. Nerede? Yine Hürriyet Kelebek'te. Hürriyet'te Kelebek'te. Çocuk ve gençlik üzerine, eğitim üzerine yazıyordum. Ama oradan beni kimse hatırlamıyor. Ünlülerle röportaj yaptığım için. Maalesef Türkiye'de böyledir. Çünkü... Magazin seviyorum. Hocam ne acı be. Ne kadar acı. Yani. İki sene köşe yazarlığı yapmış. Ve o kadar İnsan önemli konular. Mı yani? Önemli konular. Şimdi. Önemli konular. İnsan da çocuk ya. Tülay Hanım'ın uzman olduğu konu bu zaten. Gençleri yetiştirmek, gençlerin yolunu açmak. Ve gençleri keşfetmek daha da doğrusu. Ama işte. Senden duysunlar. Ne derneğe başkanısın bir de? Ben çok önemli yani. Aslında tabii, çok, çok önemli. Çok önemli. Ya şimdi... biraz tabii onları o kadar açığa çıkararak götürmüyorum ama Türkiye'de TİKAT üyesin, Türkiye İş Kadınları Derneği üyesin. Yani uluslararası ticaret yapan uluslararası, iş kadınları, evet, onu açalım. Evet, evet. O bizim daha çok Avrupa'ya yönelik yaptığımız çalışmalar hı-hı. Diğer dernek. Hollanda'da benim bir vakfım var. O da yetenekli gençleri yönlendirmek için ve yeteneği olup da imkanları olmayan gençlere yönelik. Devam ama onu biz mu? Avrupa'dan, evet, Amsterdam'da benim derneğim. Yani vakıf aslında. Telefon avizesini kaldırıp indiriyor. Kaldırıp indiriyor. Ve alkışlıyor. Çünkü yok, hakikaten. Çok yani. Önemli işlere imza attı ve bu programın yapısının dışına çıktık ilk kez. Evet. Sadece gülme amaçlı burada değiliz. Öğrenme amaçlı da buradayız. Gençleri peki ne kadar süre geçmesi lazım keşfetmeniz için? Çocukların doğduğundan beri aslında çocukları takip ettiğimiz zaman çocukların yeteneklerini biz keşfedebiliyoruz. Aha. Yani bir anne baba da kendi çocuğunu takip ettiği zaman neler yaptığını biliyorsa, iyi takip etmişse aslında anne baba bile bunu bilebiliyor. Biraz ilgiyle alakalı. Evet, biraz ilgiyle alakalı ama şimdiki anne babalar zaten çok ilgili. Ben Türkiye'ye yeni geldiğimde çocukları pişman oldum diyormuş. Türkiye'ye yeni geldi pişman oldum ağlıyor. Yani o zaman mesela ben yeteneklerine göre çocukları yönlendirmemiz gerek dediğimde bunu... Nasıl olacak bu iş? İşte sınav sistemi var vesairesi var diye çok fazla eleştiri aldığım zamanlar da oldu. Sanki uzaydan bir astronot in diyorsun değil mi Türkiye'ye? Nasıl ama şimdi olacak? Mesela şimdi o kadar ya. Güzel ki yani insanlar bana gelip şey diyor mesela beni tanımayanlar. Ya çocukları yeteneklerine göre yönlendirmemiz lazım diyorlar. Türk gençliği bilinçli mi Tülay? Şu an bilinçliler. Şu an bilinçliler. Önceden? Evet. Yani önce kıyasla daha bilinçliler. Çünkü bir genç kendisindeki kapasiteyi çözmüş olursa zaten o bir şekilde yolunu buluyor. Peki geç kalınmışlık var mıdır? Mesela geç kalınsa bile... Kaç yaş olması lazım? Yani bunun yaşı yok. Yani yeteneğini bilmesi için bunun yaşı yok. Yani 50 yaşında da... ama işte 50 yaşından sonra bazı şeyleri yapamayabiliyorsun. Ama yapabileceği yine bir şeyler olabiliyor. Egzersiz yapamıyorsun Tülay'cığım. 50 yaşından sonra egzersiz yapamıyorsun. O yüzden burada 50 yaşına çekemiyorsun mesela. Anne ve babalara büyük bak, görev emeklilik hayali diye bir şey var Türkiye'de. Yani emekli olayım bunu yapacağım. Bunun nedeni nedir? İşte asıl yapamadıklarıdır yani. Ya emekli evet. Olabilecek miyiz acaba? Bir de emekli olmak istemeyenler var. Emekli olmak sağlık istemeyenler var. Yani. Evet. Emekli olmak istemeyen de işte işine bağlı olanlar o işi zaten doğru işte olduğu için bırakmak istemiyor. Zaten doğru yerde, doğru işi yaptığı için, kendindeki yetenekleri orada kullanabildiği için emekli olmak bile istemiyor. Sence böyle... emeklilik yok değil mi? Anıl'la biz konuşuyorduk da demin içeride. Sen emekli olmayacaksın değil mi? Ben... Hayattan emekli olmayacaksın değil mi? İşte, bazı yoktur emeklilik. Yani... Olmam inşallah diyorum. Yani inşallah hep sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olur. Amin, ve inşallah. Son nefesimizin sonuna kadar
verimli olmaya, üretmeye ya da birilerine bir şekilde dokunabilmeye devam edelim. Allah bunu bize nasip etsin. Çocuklara baktığın zaman en çok hangi yeteneği keşfediyorsun? Yani ne yetenekleri oluyor? Aslında çocuklar? Şöyle, çocuklara baktığımda o çocuğun işte en iyi sporcu, en iyi müzik dalı vesaire değil. Bazen bu da yanlış anlaşılıyor. Tabii, tabii, aslında açalım. O çocuktaki potansiyelin ne olduğu. Evet. Yani ufak fark mesela. Bir çocuğun motivasyonu nereden motive oluyor? Bazı çocuk rekabeti sever. Bazı çocuk rekabeti sevmez. Rekabet ortamına girdiği rahat zaman kendini kapatır mesela. Tabii. Ama bazı çocuklar rekabetten beslenir. O zaman ne oluyor? Bu ikisi genç olduğu zaman birinin her zaman rekabet ortamı içerisinde olması gerekiyor ki motive olsun, daha da fazla ilerleyebilsin. Diğerinin de rekabet ortamına girmemesi gerekiyor. Bunu çok... En basit yani. Gazeteciliği sevdin mi? Çok sevdim. Zaten çok çok sevdim. Onu da röportaj yaptım. Arkadaşlar herhalde çok iyi anlıyorlardır. Çünkü ilk böyle masaya oturduğumuzda bazıları biraz ön yargıyla oturuyor, sıkılarak oturuyorlar. Sonra biz çok keyifli muhabbet edip yani %99'uyla şu an arkadaşlığım ve dostluğum devam ediyor. Bu benim için çok büyük bir kazanım oldu. Çok güzel. Yani mesela bir arkadaşım arıyor, bu akşam sahneme gel diyor. Diğeri evet, arıyor, oyunuma gel diyor. Benim çok güzel. Sahneye geldiğin hangisi? Çok arkadaş, artık çok samimi arkadaşlarım var. Ben şunu yani, soracağım, en kilit sorulardan bir tanesi. Sorduğun sorular gerçekten çok kaliteli ve güzel sorular. Evet, peki aldığın en cesur yanıt neydi? En cesur. En cesur yanıt. Ya da bunu yazma. Gebe koy, heybeye koy. Bunu hadi, söyleyeyim. Hadi burada söyleyelim. Söyle, hadi söyleyelim. Kıskananlar çatlasın. Hadi kıskananlar çatlasın. Yani burada ya şimdi gazeteye koymamaya söz verdiysem yok, burada tamam, söylemem. Tabii olmaz. Koyduklarından cesur yanıtı arıyoruz şu an. Şimdi son yaptığım röportaj, Nazan Şoray röportajıydı. Dedi ki maddi sıkıntılarım oldu, bütün takılarımı sattım. Ayağında havalı yok yani, değil mi onun? Ayağında havalı yok değil mi? Ben görmedim ama benim gözüme kaçmış da olabilir. Yani aslında sanatçılar gerçekten daha cesur insanlar. Daha duygusal oldukları için, yani sanatçı ağırlıklı yaptığım arkadaşlarımı şimdi düşündüğüm zaman, daha duygusallar ve onun için de daha... Oldukları gibiler. Onu gazetede mi yansıtıyorlar peki? Nasıl? Duygusal tarafını. Şimdi karşı tarafın samimiyetine güvenirse o zaman oldukları gibi açılıyorlar. Ama şimdi karşı taraf bu bilgilerle ne yapacak? Tabii. Bazen çarpıtıldığına inanıyorlar, çarpıtıldığını düşünüyorlar. Onun için tedbirli davranıyorlar. Mesela sanat camiasına girmeden önceki gözündeki sanat camiası da şimdi röportajlar yapıyorsun. Girdiğin sanat camiası aynı mı? Aslında samimi daha zormuş. Samimi mi? Yani... Samimi olan samimi. Da çok. Samimi olan çok. Yok yani samimi olan çok. Onun için hani arkadaşlarım şu an çok yani sanatçı samimi arkadaşım. Samimi olmayan var mı? Samimi olmayan ya da samimi olmayan şöyle belki de o benim için samimi olmadığını düşündüğü için kendisi rahat olamadığından olmuş olabilir. Yani Tülay Hanım'daki en önemli özellik her zaman öz eleştiri yapmayı biliyor. Bu evet, bizim evet. Türkiye'de maalesef yapamadığımız bir o şey. O da yurt dışından kalmadı. İşte yaptığı zaten. İşin yanı sıra bu özelliğiyle farkı yaratıyor zaten. Zaten öz eleştiri olmazsa zaten olmaz, başarı da gelmiyor. Olmaz. Yani. En çok kimle röportaj yapmak istersin yapmadıklarından şu anda? Yapmadıklarından Tarkan aslında diyecek. Yani şöyle siyasilerden. Yani yapmak isterim. Güzel. Yani siyasi başkanımızla ister yapmak miydi? İsterdim evet. Yani diyecektim de yani ayetleri bilip olan demesinler diye. Tayyip biz beraber gidelim. Yani Sayın Tayyip Erdoğan'la röportaj. Sayın Binali Yıldırım. Çok da güzel röportaj olur. Onların aslında bana sözü var. Var mı? O zaman yakında tamam. Onların ben anladım. Yakında geliyor. Yakında geliyor öyle bir sürpriz. Şimdi de tuş kilidinin şifresi geliyor. Soru geliyor. Hepimizin minik serçesi. Sezen Aksu'nun doğum yılını soracağız. 4 rakamımız var. 1, 2 ve 4. rakamları verdik. 3. rakamı arıyoruz. Bunu %100 bileceğine eminim. Çeklerim de burada bu arada. Evet. İşte Yeşim Hanım'dan saç ekim ve Buket Kılınç'tan doktorumuzdan diş hekimliğinden estetik diş hekimliğinden. Telefon hediyesi. Bizden de. Evet. Üşartı. Evet, üşartı bir. 1954. 54 diyor. Evet. Eminsin. Sezen Aksu. 1954. Öyle olmuş. Emin gibi konuştu. Yani şöyle çünkü babam benim 1955'ti. Onların aynı gibi düşünmüştüm. Eyvah. Evet 1954. Çok oradan... çetin bir. Değil mi? Çetin sen bir hamleyi yapınca abi, ben öyle bir şey seziyorum. Abi ben bunları artık böyle ortalık yere koymayacağım. Hemen gidiyor. O zaman şöyle çekleri verelim. Çok teşekkür ederim. Buket Hanım'ın. Tülay'cığım git. Çok evet bence ederim. De. Buket Yeşim Hanım'ın.
O ben hediyeler veriyorum buradan o, böyle. Ben de veriyorum. Buket Hanım'ın. Lütfen böyle gösterelim. Buket Hanım'ı. Ters tutuyorsun ama. Lütfen. Şöyle. Lütfen. Evet. Yeşim Hanım'ı. Yeşim Hanım'ı düz tuttum o buketi. Ters. Nedir? Yeşim Hanım'ı. Saç ekim merkezi o da. Evet. İhtiyaç yok sana ama. İhtiyaç olan birisine. Evet, takipçilerime verebilirim. Evet. Bunların kesinlikle. Hepsini hatta verebilirim. Kesinlikle. Tabii istediğin kadar. Anket yap. Soru sor. Evet. Bilene ver. Ben bu programla ilgili sorayım o zaman. Evet. İzlesinler. Ona göre cevap versinler. Ben bunları veriyorum. Tarıyor musunuz da? Zaten cevabı alırsın. İnterneti kasap internet bana diyorlar. Artık sen tuş kedi sevenlerine bir seslen bakalım. Abone olsunlar diye seslen. Evet. Tuş kedi de. Tuş kedi programına lütfen abone olun. Ben görüntüde yokum sanıyorum. Görüntü gelir. Gelir. Görüntü geldi. Şimdi seslenebiliriz. Evet. Lütfen Tuş Kedi programına hemen abone olun. Ben de şimdi bugün abone olacağım. Aslında YouTube'a yeni abone olacağım sizin sayenizde. Bekliyoruz. Abone olmayan da abone oluyor. Siz de abone olun. Evet Ufuk, bu haftayı da bitirdik. Top sende. Biz YouTube kanalında biz açacağız seni. O sözü de biz veriyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. Sözü de verdik. Bizde sadece eğlence var. Başka hiçbir şey yok. Bir de hediye çeklerimiz var. Bir de siz varsınız. Bir de dostlarımız bir var. Bir de dostlarımız bizi kırmayan samimi dostlarımız var. Haftaya da görüşünce kadar Anıl'la birlikte yine bu da sevgili bir dostumuz olacak. Sizi seviyoruz. Eğlence var. Nokta. Görüşürüz. Hoşçakalın.